Bir Anı, Bir Hikaye Sultan II. Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri 49. Bölüm Hazırlayıp Sultan Ben İsmail Ağacı Abdülhamit Han, Cemalettin Efkaniye, İngilizlerin halifenin Kureyş'ten olması lazım diye bir çalışma yapın, bize bir rapor verin dedikleri rapor, Abdulhamit Han'ın eline geçti. Ve bunu 48. bölümde sizlere arz etmeye çalıştık. Ve gene o bölümde dedi ki Abdulhamit Han onunla ilgili cümlede Cemalettin Afganiyi yakından tanırdım. Mısır'da bulunuyordu. Tehlikeli bir adamdır. Bana bir ara mehdilik iddiasıyla bütün Orta Asya Müslümanlarını ayaklandırmayı, isyan ettirmeyi teklif etmişti. Buna muktedir olmadığını biliyordum. Yani kalkıp da onlara ayaklandıracak bir gücü yoktu. Ayrıca İngilizlerin adamı idi. Ben reddedince bu teklifi, Behdilik çalışması teklifini o da İngiltere'de bulunk diye sapık birisini buldu. Onunla beraber Dışişleri Bakanlığı'na gitmek suretiyle bu teklifini orada bir rapor haline getirmişler. Benim elime de geçen oydu. Bütün Arap ülkelerinin itibar ettiği Halepli, Ebul Hüda, Esseydi yolu ile Efgani'yi İstanbul'a çağırttım. Cemalettin Efgani'yi Halep'teki efendim Arap ülkelerince iyi tanınan Halepli Ebul Hüda es ye Efgani'yi İstanbul'a çağırtırıyor. Ona rica ediyor. Efgani'yi sen çağır diyor. Benim çağırdığımı söyle. Aracılığını Efgani'nin eski hamisi Münif Paşa ile Abdülhak Hamik yaptılar. Geldi ve bir daha İstanbul'dan çıkmasına izin vermedim. İstanbul'da öldü Cemalettin Efgani efendim. İstanbul'da öldü. Maçka'da Şeyhler kabristanlığı denen yere defnedildi. Daha sonraki yıllarda da adında Efkani olduğu için, kendisi İranlı ve Şii olduğu halde Afganistan'daki Şiilerin de baskısıyla e, kemikleri neyi kaldıysa kalanları kabrinde Kabil'e götürüldü. Bu da değişik bir iş yani. Bunu da bu araya böylece sıkıştırmış oldum. Evet. Hilafet mevzunda İngiliz teşebbüsleri devam ediyordu. Efkani'yi çektim aldım ama İngilizlerin bu teşebbüsü Müslüman arasında devam ediyordu. Çünkü Asya'da 150 milyon Müslüman İngilizlerin idareleri altındaydı. Yani Osmanlı Devleti 30 milyon, İngilizlerin sömürgelerindeki Müslüman sayısı 150 milyon. Onları elde ederse Osmanlı'yı silip götürecekti İngiltere. Sonra silmedi mi zaten canım? Bu Müslümanlar üzerinde hilafetin büyük bir nüfuzu vardı. Bunu bildiğim için İngilizleri hiç kuşkulandırmadan, telaşa vermeden her ihtimale karşı seyitler, şeyhler, dervişler gönderip Asya'daki Müslümanları hilafete manen bağlama, bağlamaya hususi bir itina gösteriyordum. Cirit atıyordu efendim. Abdülhamit Han'ın görevlendirdiği kimseler Afrika dahil Müslüman ülkelerinde cirit atıyorlar. Müslümanlardan ne istiyorlardı? Hiçbir şey istemiyorlardı. Onlarla sohbet ediyorlardı. Dini anlatıyorlardı onlara. Evet. Yani İstanbul'da, çok zayıf görünse de bir bağ kuruyorlardı ki bu bağın sonradan çok güçlü bir bağ olduğu anlaşıldı. Hala da öyle. Hala da Balkan ülkelerine, Arakan'a gidenler de Müslümanları, o Türkiye'den gidenleri görenler, nerede kaldınız, geciktiniz, sizi bekliyorduk diyorlar. İşte bu Abdülhamit Han'ın seyitler, şeyhler, hakiki seyitler tabii. Efendim, ve dervişler gönderip onlarla temas kurduruyordu. Buharalı Şeyh Süleyman Efendi'nin Rusya'daki Müslümanlar arasında yaptığı hizmetleri bilhassa şükranla yad ederim. Buhara'daki. Buhara'daki çoğunluğu Özbek olan halkın hala Rusya'nın boyunduruğunda bu kadar kalmasına rağmen ehli sünnet itikadında olmaları bu Türkiye'ye gelenlerden görüyoruz ki bu Şeyh Efendi'nin oralardaki çalışmalarına bağlıdır. Bunun İngilizlerle münasebetlerimize çok faydasını gördüm. Hindistan umumi valileri oradaki Müslümanların Osmanlı Devleti ile yakından ilgilendiklerini gördükçe hükümetlerine Osmanlılarla iyi geçinilmesini yazıyorlar ve böylece bizim işlerimizi epeyce kolaylaştırıyorlardı. Almanya büyük donanma hazırlıklarına girişince İngiltere pirelendi. Harıl harıl böyle Hamburg'da gemi tezgahlarında harp gemileri imal ediyorlardı. İngiliz kendisi zaten İngiltere'de iki büyük limanda büyük gemi tezgahları vardı ama Almanların böyle bir şey yapması gemi inşasına başlamaları açık denizlerle güçlenecek bir Almanya İngilizler için büyük tehlike sayılacaktı İngilizler bundan korkuyorlardı açık denizlerde önünü kapatamazsınız Okyanus var önünde bu yıllarda İngilizler Ruslara Osmanlı İmparatorluğu'nu bölüşmeyi teklif etti. Hasta adam hikayesi var ya efendim. Bir taşla iki kuş vurmak istiyorlardı. Hem Osmanlı'yı yıkmak için Rusya'yı da bu işe bulaştıracaklar hem de Almanları can ciğer Osmanlı'yla yapmayacaklardı hem Rusların Asya'da ilerlemelerine engel olacaklar. Rusya'nın uğraşacağı bir Osmanlı çıkaracaklardı başına. Hem de Almanya'ya karşı bir müttefik kazanmak istiyorlardı. Rusun Akdeniz'e inmesini İngilizler hiç istemedi. Fakat Asya'daki menfaatleri büyük, Almanya üzerindeki kuşkuları canlı olduğu için bu fedakarlığı göze alır göründüler. Yani Rus inerse iner Akdeniz'e falan diye. Yıllar yılı da okullarda öğrencilerimize Rusya'nın politikasında Deli Petro'nun sıcak denizlere inin vasiyetini sık sık biz tekrarlandığını gördük, duyduk, okuduk. Hatta sınavlarda, imtihanlarda da bizlerden soru olarak bunlar soruldu. İşte İngiliz'in taktiği İngilizin taktiği Rusa komşu olan Türkiye'de de Rusların sıcak denizlere inmesini önleme meselesi en büyük mücadele edecek işlerden biri sayıldı hala da sayılıyor ha ben insinler demiyorum insinler demiyorum okyanusa çıkmıyorlar mı çıkıyorlar kutuplara gitmiyorlar mı gidiyorlar e Peki sıcak denizlere İngiliz inmesin İngiliz insin. e İngiliz de soğuk denizlerde. Yani golf sıcak su akıntısı olmasa. İngiliz de soğuk denizde, kutuplara yakın. E ne var yani Rusya ile aralarında kutuplara uzaklıkları ne kadar ki Rusya sıcak denize inmesin ama İngiliz de sıcak denizden hiç çıkmasın. Geldi Kıbrıs'ın üstüne yattı fil gibi yattı. Evet ama Abdülhamit Han onu tabii çok esaslı bir şekilde kullandı o meseleyi de yani. Evet. Ruslar İngilizlerin Osmanlı topraklarını paylaşmayı gizli teklifini İngilizlere reddettiler. Çünkü bir yandan çara yaklaşıyor, bir yanda da Alman'a yanaşıyordum. Çar benden ümitliydi. Dostane davranıyorum. Çar da madem bana dostane davranıyorsun niye bu toprağın yarısında İngiliz'e kaptırayım? Ben iyi geçiririm sonra toprağın üstüne ben yatarım ümidiyle devam ediyordu. Bir yandan da Almanya'ya yanaşıyordum diyor Abdülhamit Han. Benim Almanlara yanaşmam demek Almanların Hindistan'a kadar uzanan bir sahada hareket kabiliyeti kazanması demekti. Yani İngiliz'in sömürge yoluna bir diken serpiştiriyordu Abdülhamit Han. Demiyor da böyle. Evet dedik ve 49. bölümü burada noktaladık. Noktaladık. 50. bölümde inşallah buluşmak üzere hoşça kalınız efendim. Bir anı, bir hikaye.